Şimdi meselenin birkaç yönü var. Önce şuradan başlayacağız. Seçimlere artık az bir zaman kaldı. Türkiye bir seçime gidecek. Seçmen oy kullanacak ve o seçimden de bir sonuç çıkacak. İşte böyle bir ortamda bir süredir haber servisinde dilimiz döndüğünce yakalanan teröristler, onların gerçekleştirmeye çalıştığı eylemler üzerinden bir çıkarımda bulunuyorduk ve uyarıyorduk. Acaba bunların başka bazı emelleri mi var? Acaba bunlar bir e, ses getirecek eylem mi planlıyorlar diye. İşte Mersin'deki eylemi de yine aynı çıkarımla beraber değerlendirmek gerekmez mi aslında? Tam da böyle bir ortamda, tam da Türkiye'nin huzur güven ortamında girmesi gereken seçimlere bir kaos ortamında girmesini sağlayacak eylemlerden biri diye değerlendirsek herhalde yanlış olmaz. Ancak bütün bunları konuşurken insanların, insanların neler söylediğine, neler yaptığına da bakmak gerekiyor. Şimdi duyacaklarınız bir siyasi analizin çok ötesinde, çok uzağında. Şimdi duyacağınız şeyler bir partinin çok uzağında, çok ötesinde şeyler. Siyasi bir analiz çıkartmaya çalışmayın buradan ciğerimiz yanıyor. Şehidimiz var. Bu terör örgütü PKK, DH adı ne olursa olsun KPC, TİKKO, MLKP ne kadar harfi yan yana getirirseniz getirin. Benim askerime, benim polisime, benim korucuma, benim vatandaşıma eğer kurşun sıkarsa o zaman işler değişiyor. O zaman biliyorlar ki Türkiye tek yürek oluyor. Türkiye bunun hesabını soruyor. Bunu biliyorlar. Ancak sürekli söylediğimiz bir şey var. Diyarbakır anneleri üzerinden bir yorum yapmıştık. Demiştik ki onları yalnız bırakıyorlar. Bugün teröriste karşı bir mücadele veriliyor. Ama o mücadele verilirken birileri çıkıp teröriste övgüler dizebiliyor. Birileri çıkıp teröriste şiirler, şarkılar, romanlar yazabiliyor edebiyat adı altında. Birileri çıkıp onların heykelini dikmeye çalışabiliyor. Türkiye burası. Bunlar oluyor. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde bu kadar rahatlık göremezsiniz. Dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin askerine kurşun sıkan teröriste övgüler dizemezsiniz. Heykelini dikeceğiz. Heykelini diyemezsiniz. Hiçbir terör örgütü mensubunu Türkiye'de olduğu kadar hiçbir yerde övemezsiniz. Peki, şimdi şu cümleleri efendim nereye koyacağız? HDP'ye bakanlık verilebilir. HDP'ye bir ya da iki bakanlık verilebilir. YPG'yi terör örgütü olarak değil vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak görüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın da harp okulu öğrencileri darbeci diye yıllardır içeride onların da hakkını hukukunu savunmak istiyorsanız bize katılacaksınız. Demirtaş'ın bir an önce serbest kalması en büyük arzum. Demirtaş bu iddianameleri şeref madalyası olarak taşıyacak. Bu iddianame dediği 6-7 Ekim iddianameleri. Şimdi Durum böyle olunca ister istemez insanlar şunu soruyor. Ne oluyor diyor. Burada şimdi HDP'den bir çıkış var. Saldırıyı kınadılar bugün. İçinde PKK yok, içinde terör yok, herhangi bir şey yok. Saldırı kınanıyor. Yansımalara bakacağız. Daha henüz oraya gelmedik. Ama kamuoyunda bugün tepki çeken bir başka mesele vardı. O da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan 11 yıl önce Hükümeti eleştirmek adına yayınladığı bir rapor. Tutuklu gazeteciler raporu başlığında Cumhuriyet Halk Partisi ibaresini göreceksiniz. Şimdi bu tür bir eylemden sonra insanlar tutuklu gazeteciler raporunu eleştirmeye başlıyorlar. Neden olduğunu şimdi anlatacağız. Diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi bu raporunda dünyanın en büyük gazeteci cezaevi Türkiye. Ve burada cezaevinde olan gazetecilerin aslında gazetecilik yaptıkları için cezaevinde olduklarını anlatan bir rapordan bahsediliyor. Altında da Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Malatya Milletvekili Veli Baba ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in imzaları var. Hatta Veli Ağbaba'nın bununla ilgili yaptığı bir basın toplantısı da var. Diyor ki Sayın Ağbaba, bu gazeteciler arasında diyor, tutuklanma gerekçesi olarak diş macunu gösteriliyor diyor. Diş fırçasını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi. Bu hükümet var ya bu hükümet diyor. Bunları diyor gazeteci oldukları için tutukladılar. Onlardan aldıkları mektupları da yayınlıyorlar. Şimdi tartışma şurada yoğunlaşıyor. Bu raporda adı geçen isimlerden birisi. Gazeteci diye adı geçen isimlerden birisi. Dilşah Ercan. Dün akşam Mersin Mezitli'de polisimize kurşun sıkıp bir polisimizi şehit eden o iki alçak teröristten birisi. Bu kişi isim olarak bu raporda geçiyor. Ve ne deniyor raporda? Deniyor ki Dilşah Ercan PKK terör örgütü üyeliği suçlamasından hükümlü. Yine aynı efendim e, raporda muhabirlik yapmasının tutuklanma nedenleri arasında olduğunu belirtiyor diyorlar. Muhabirlik yaptığı için tutuklanmış sözüm ona. Örgüte ilişkin propaganda yürüyüş, gösterilere katılmaktan ve kanuna muhalefet suçlamalarından hükümlü. Bir başka detay tüm teknik eşyalarının kamera, fotoğraf makinesi dosya içine katılıp suç kanıtı sayıldığını belirtiyor kendi ifadesinde CHP'nin raporunda. Ve şuraya lütfen dikkat. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış. İnanamıyorum. Şurada arkadaşlar getirdi. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış. Şimdi bu meselenin iki tarafı var. Bir daha göstereyim madem arkadaşlar buraya aldı. Sırt çantası da suç kanıtı sayılmış. Şimdi iki mesele var. CHP'ye bugün bu rapor soruluyor. Neden böyle bir şey yayınladınız? Bu raporun içerisinde benim askerimi, polisimi şehit eden terörist bulunuyor. Siz buna gazeteci diyorsunuz. Bakın gazetecilik çok şerefli bir meslek. Ancak gazetecilik aynı zamanda manipülasyona açık bir meslek. Burada bizler Toplumun doğru haber alma özgürlüğünü ve toplumun doğru haber alma hakkını korumak için varız. Bizler bir kamu görevi yürütüyoruz. Ama maalesef adına gazeteci diyen bir kişi gidiyor. O alçak terörist polisimizi, askerimizi şehit edebiliyor. Ondan sonra da ona bir tepki göstermek yerine bizi suçlayamazsınız demeye başlıyorlar.